Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda sayı problemlerinin 7.'siyle devam ediyoruz. Yine çok güzel sorularımız var. Dilerseniz hemen başlayalım. Aşağıda bir benzin istasyonundaki araç yıkama bölümünün fiyat tarifesi verilmiştir diyor. Tamam. Bu istasyona araç yıkamak için ard arda 2 günde gelen toplam araç sayıları birbirine eşittir diyor. Bakın bu bilgiler önemli arkadaşlar. Araç sayıları birbirine eşittir. Şimdi yazalım, şöyle notlarımızı alalım. Şuraya birinci gün diyelim. Şuraya ikinci gün diyelim arkadaşlar. Bakın birinci günde birinci programı kullananlar ve ikinci programı kullananlar olacak. Değil mi? İkinci günde de aynı şekilde arkadaşlar. Birinci programı kullananlar ve ikinci programı kullananlar olacak. Anlaştık. Şimdi bakın birinci gündeki birinci programı kullanan araç sayısı, yani şu, ikinci gündeki ikinci programı kullanan araç sayısından 5 fazladır. Yani şundan 5 fazlaymış. Dolayısıyla arkadaşlar bak, ben buna x diyecek olursam bu ne olacak? 5 fazlası x artı 5 olacak. Ben şu anda neyden bahsediyorum? Araç sayılarından bahsediyorum. Tamam. Şimdi birinci ve ikinci gündeki arkadaşlar araç sayıları birbirine eşit olmayacak mıydı? Evet. Dolayısıyla bak ben buna y diyecek olursam arkadaşlar, şu birinci gün toplamda x artı y artı 5 araç gelmiş olur. Bunun da x artı y artı 5 araç olması için bakın buranın ne olması lazım? Y artı 5 olması lazım araç sayısının. Anlaştık. Devam ediyorum. Bu istasyonda araç yıkama bölümünde birinci günde elde edilen gelir. Peki ben geliri nasıl bulurum arkadaşlar? Fiyatlarla çarparım. Bak birinci programda arkadaşlar x artı 5 tane araç vardı. Her biri 4 TL'den ne olacak? 4 çarpı x artı 5 TL. Artı ikinci programı kullanan araç sayısı da y idi. O zaman fiyat olarak arkadaşlar 6y TL ödenmiş olur. Şunu dağıtacak olursam toplamda 4x artı 6y artı 20 TL arkadaşlar ödenmiş olur. Benzer şekilde bakın bunun fiyatı ne arkadaşlar? 4. 4 çarpı y artı 5 artı, bakın buradaki arkadaşlar fiyatlandırmada 6 TL olduğundan dolayı x tane araç var. Dolayısıyla 6x TL ödenmiş olacak. Şunları dağıtacak olursam 4y artı 6x artı ne gelecek arkadaşlar? 20 TL gelmiş olacak. Devam ediyorum. Bu istasyonda araç yıkama bölümünde birinci günde elde edilen gelir, yani şu, 4x artı 6y artı 20. Ne diyor? İkinci günde elde edilen gelirden 50 TL fazlaymış. Yani şundan 50 TL fazlaymış. Yani 4y artı 6x artı 20'den 50 TL neymiş? Fazlaymış arkadaşlar. Şimdi bakın burada 20'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla ben y'yi sol tarafa, x'leri de sağ tarafta toplayacak olursam 2y eşittir. Ne geldi? 2x artı 50 geldi. Hepsi 2'ye bölünüyor. Y eşittir x artı 25 gelmiş olacak. Devam ediyorum. Buna göre diyor birinci günde ikinci programı kullanan araç sayısı. Neydi o? Y idi. Birinci programı kullanan araç sayısından kaç fazladır? Yani şu x artı 5'ten kaç fazladır? O yüzden ne yapmam lazım benim? Çıkarma işlemi yapmam lazım. Şu eksiyi dağıttığım takdirde y eksi x eksi 5 gelmiş olacak. Bakın ben bu şuradaki denklemden arkadaşlar y eksi x'i bulabilirim. Y eksi x eşittir 25. Şunun yerine 25 yazacak olursam 25 eksi 5'ten 20 gelecek. Buna göre bakın doğru cevabımız B şık. Buna da bir işaret koyalım. Fena soru değil. Geldik 2'ye. Bir kitabın rafa yerleştirildiğinde görünen dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu, kitabın sırt genişliği adı verilir diyor. Tamam. Yukarıda verilen aynı renkli kitaplar özdeştir ve sırt genişlikleri birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar notlarımızı alalım. Bakın bunun sırt genişliğinde ben mavilere M diyelim. Kırmızılara da ne diyelim arkadaşlar? K diyelim. Tamam. Dolayısıyla burada kaç tane M oldu? 6 tane M oldu. Kaç tane K oldu? 4 tane de K oldu. Bunun toplam uzunluğu arkadaşlar 96 değil mi? O zaman 96'yı eşitledim. 2'ye bölünüyor. 2'ye bölecek olursam 3M artı 2K'da ne olacak? 48 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şuranın uzunluğu K değil miydi, kırmızıların uzunluğu? Evet. Bak üstüne bir de 12'yi eklediğim zaman tam nereye denk geliyor arkadaşlar? Şuradaki mavilerin 3 tane mavinin uzunluğuna denk geliyor. Değil mi? Dolayısıyla 2K artı 12 eşittir 3M olmuş oluyor. Bakın ben 3M yerine arkadaşlar 2K artı 12 yazabilirim. Şurada 3M yerine 2K artı 12 yazacak olursam artı 2K var yanında eşittir 48. Toplamda 4K 12'yi sağ tarafa attım. Ne geldi? 36. K'yı da buradan 9 olarak bulmuş olurum. Peki benden ne istiyor? Bu raflardan ikinci raf tamamen doldur diyor. Tamam. Birinci rafa ise 2 tane kırmızı kitap bulunmaktadır. Tamam. Yukarıda verilen ölçülere göre bir mavi kitabın sırt genişliği. M'yi istiyor arkadaşlar. O zaman şurada yerine yazalım.
Tamam, K'yı 9 buldum. 2 çarpı 9 artı 12 eşittir 3M'ydi. 18 artı 12'den 30 geldi. 30 eşittir 3M ise M'yi buradan 10 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Geldik 3'e. Elma ve portakal satan bir pazarcı ile iki alıcı arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiştir diyor. Birinci alıcı demiş ki 14 kilo elma alacağım ve ödeme için 50 liralık kağıt banknot vereceğim. Elmanın fiyatı arkadaşlar ETL olsun. 14 kilo alacaksa o zaman ödeyeceği ücret ne olacak? 14 ETL olacak arkadaşlar birim olarak. Tamam. Pazarcı da diyor ki madeni param olmadığı için 1 lira daha verirsen. Şimdi 50 TL verecekti ya. 1 TL daha verirse ne kadar vermiş olacak? 51 TL vermiş olacak. Ve para üstü olarak 45 TL banknot vereceğim. Yani sen ne kadar? 1 kilo portakal alırsın. Şimdi arkadaşlar portakalın kilosu da P olsun. O zaman 1 kilo alacaksa ne kadar ödeyecek? PTL ödeyecek arkadaşlar. Şimdi 14E almıştı. 1 kilo daha portakal alacak. Bunun fiyatı ne olacak arkadaşlar? 51 TL verecek ama para üstü olarak 5 TL alacağı için demek ki bunların toplam fiyatı 46 TL tutmuş. İkinci alıcıya bakalım. 3 kilo portakal. Portakalın 1 kilosuna P demiştim. 3 kilo olacaksa 3 PTL ödeyecek. Ve ödeme için 20 liralık banknot vereceğim diyor. Tamam. Pazarcı ne demiş? Madeni param olmadığı için 3 lira daha verirsen yani 20 liraya 3 lira eklersem 23 TL olmuş olur. 2 kilo elma. Sana 2 kilo elma. 2 kilo elma daha alacakmış. Elmanın kilosu E idi. 2 kilo daha alacaksa 2 ETL ödeyecek. 5 lira kağıt banknot vereceğim diyor. Demek ki 23'ten değil mi? 23 TL verdim ama 5 lira alacaksam demek ki buradaki arkadaşlar ne oldu? 3 kilo portakal artı 2 kilo elma 18 TL olmuş oldu. Tamam. Bizden ne istiyor? Bu pazarcıdan 1 kilo elma ve 1 kilo portakal alan bir kişinin ödemesi gereken para. Yani E artı P'yi istiyor arkadaşlar. Bunu bulalım. Şimdi bakalım. Bakalım arkadaşlar. Ne diyelim? Yukarısını eksi 3 ile çarparsam P'ler birbirini götürsün diye. Eksi 42 artı 2E ne yapacak? Eksi 40E yapmış olacak. Eşittir. 46 ile 3 çarparsam eksi ne yapacak arkadaşlar? 18, 12, 13, 138 artı 18 gelmiş oluyor. Eksi 40E eşittir. Eksi 120. Buradan da arkadaşlar E'yi 3 olarak bulmuş olur. Şimdi şuradaki üstteki denklemde E yerine 3 yazacak olursam 14 çarpı 3 artı P eşittir 46 idi. Bakın burası 42. 42 artı P eşittir 46 ise P'yi de buradan 4 olarak bulmuş oluruz. E artı P'yi istiyordu. E'yi 3 olarak bulduk. P'yi 4 olarak bulduk. Toplamları da ne yapacak arkadaşlar? 7 yapmış olacak. Buna göre doğru cevabımız B şık. Geldik 4'e. Okuyalım hemen. Bir perdeci ölçmek istediği bir kumaşı önce uçları üst üste gelecek şekilde ikiye katlıyor. Sonra ikiye katladığı kumaşı aynı işlemi bir daha uyguluyor. Tamam, katlama işlemi yapmış yani. Anlaştık. O zaman bak ben buraya x diyecek olursam arkadaşlar, x santim diyecek olursam bakın burası da ne olacak? X olacak. Katlandığı için bak burası da x olacak. Dolayısıyla bak şurası 2x oldu. Yani aynı zamanda burası 2x olmuş oldu. Burası 2x'e katlandığından dolayı bak burası da 2x olmuş oldu. Tamam mı? Demek ki bak buradaki kumaşın uzunluğu ne olmuş oldu arkadaşlar? Kumaş 4x olmuş oldu. 4x santim olmuş oldu. Anlaştık. Şimdi ne diyor? Perdeci elindeki kumaşı şekildeki gibi 4'e katlayıp cetvel ile ölçtüğünde kumaşın boyunun cetvelden 5 santim kısa olduğunu görüyor. Şimdi elimizde cetvel var arkadaşlar. Şimdi katlama işlemi yaptı ya. Katlama işleminde ne oldu arkadaşlar? Bu oldu. Değil mi? Ne diyor? Kumaşın boyunun cetvelden 5 santim kısa olduğunu. Şimdi arkadaşlar kumaşın boyu katlandıktan sonra x oluyorsa cetvel 5 santim daha uzun olacaksa dolayısıyla cetvelin uzunluğu da ne olması lazım? X artı 5 santim olması lazım. Devam edelim. Bu kumaş katlanmadan önce yani şöyleydi. Cetvel ile ölçüldüğünde kumaşın boyu yani 4x cetvelden yani x artı 5'ten 130 santim fazlaymış arkadaşlar. Dolayısıyla 3x buradan 135 gelecek. X de buradan 45 santim gelmiş olacak. Bizden ne istiyor? Cetvelin boyu. Cetvelin boyuna x artı 5 demiştik. 45 artı 5'ten ne gelecek arkadaşlar? 50 santim gelmiş olacak. Buna göre doğru cevabımız bakın D şık. Geldik 5'e. Yukarıda bir dikdörtgenin iki farklı durumu verilmiştir. İki durumda da dikdörtgen oklar yönünde hareket ettirilmektedir. Tamam. Şekil 1'de aralarında boşluk kalmadan 5 hamle hareket ettirilerek zeminden 20 santim dışarı çıkılmıştır diyor.
Tamam. Bak şurada da göstermiş zaten. Şekil 2'de ise aralarında boşluk kalmadan 3 hamle hareket ettirilerek zeminden çıkmasına 64 santim kalmıştır. Tamam, şekilde gösterilmiş. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi uzun kenar uzunluğunu arkadaşlar biz ne diyelim? X diyelim. Kısa kenarına da ne diyelim? Y diyelim. Dolayısıyla bak ben bunları bir takla attırdığım zaman uzun kenarı bak şuraya gelmiş oldu. Dolayısıyla burası X, şurası da ne oldu arkadaşlar? Y olmuş oldu. Bak şurası kısa kenar, kısa kenar Y, uzun kenarda bak burası X olmuş oldu. Bakın uzun kenar, bak burası X, şurası kısa kenar Y olmuş oldu. Dolayısıyla bak burası yine kısa kenar Y, şunun tamamı X olacak. Ama arkadaşlar bu tamamı X ise, 20'si buradaysa şu kalan kısım, bak şuradaki kalan kısım ne olması lazım arkadaşlar? X eksi 20 olması lazım. Dolayısıyla bak ben burada çubuğun uzunluğunu bulurum. Değil mi? Çubuğun uzunluğu, bak kaç tane X var? 2 tane X var. Kaç tane Y var? Bak 2 tane de Y var. Bir de şuradaki x eksi 20 var. Dolayısıyla 3x artı 2y eksi 20 olmuş oldu çubuğun uzunluğu. Şimdi aynı çubuğun uzunluğunu şekil 2'den okumaya çalışalım. Bak burası uzun kenar x'ti. Bak burası y. Kısa kenar y, uzun kenar x. Uzun kenar x, kısa kenar y. Dolayısıyla arkadaşlar x'ten bir tane var. Y'den iki tane var. Bir de 64 santim var. Bu da arkadaşlar çubuğun uzunluğu değil mi? İkisi de çubuğun uzunluğunu veriyorsa dolayısıyla bunlar birbirine eşit olması lazım. 3x artı 2y eksi 20 eşittir x artı 2y artı 64. Buradan arkadaşlar 2x, 2y'ler bak birbirini götürdü burada. Sağ tarafa attım. Ne geldi? 84 geldi. X de arkadaşlar 42 olarak bulunmuş olur. Bizden ne istiyordu? Dikdörtgenin uzun kenarı. Ona da x demiştik zaten. X'i de 42 olarak bulduk. Dolayısıyla doğru cevabımız C şık. Geldik şimdi 6'ya. Yukarıda bir pazardaki patates satıcısının müşterilerine uyguladığı iki farklı fiyat etiketlerde görülmektedir. Tamam. Müşterilerin bazıları bir nolu etiketten, bazıları ise iki nolu etiketten alışveriş yapmış. Pazarcı toplam A kilo patates satarak 2A TL gelir elde etmiştir diyor. Tamam. Toplamda A kilo. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bundan kaç kilo? X kilo bundan alsın. Toplamda A kilo olacaksa A eksi X kilo da arkadaşlar bundan almış olacak. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bir nolu etiketten bak 7 kilosu 12 TL değil mi? Evet. Dolayısıyla X kilo alınacaksa X kilo acaba kaç TL? Buradan arkadaşlar soru işaretini kaç buluruz? 12X bölü 7 TL olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi 2 nolu etikete bakacak olursam da 2 nolu etikette bak zaten 1 kilo 3 TL. Bundan da A eksi X kilo alacaktı arkadaşlar. O zaman kaç TL öder? Bakın bunun 3 katı. O zaman bunun da 3 katı olacak. Dolayısıyla soru işaretini 3 çarpı A eksi X TL olarak bulmuş oluruz. Anlaştık. Şimdi bakalım buna göre diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri verilirse bu satıştan pazarcının elde ettiği gelir hesaplanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şu geliri de bir bulalım da. Şimdi kiloyla benim ne yapmam lazım arkadaşlar? TL'yi çarpmam lazım. Şimdi bir de arkadaşlar bir nolu etikete bakacak olursam kaç kilo alınıyordu? Kaç kilo alınıyordu? Bakın x kilo alınacaktı. Değil mi? X kilo alınacaktı. Tamam. Şimdi buna birinci etikete ödediğim ücret bu değil mi? İkinciye de bu. Bunları topladığım zaman arkadaşlar toplam gelire eşit olmayacak mı? Tamam. Toplayalım o zaman. 12x bölü 7 ile 3 çarpı a eksi x'i, hatta şu dağıtma işlemini de yapalım. 3a eksi 3x ne eşit olacak arkadaşlar? Toplam geliri. O da neymiş? 2a TL'ymiş. Dolayısıyla buradan toplam arkadaşlar denklemi 7 ile çarpacak olursam rasyonel ifadelerle uğraşmamak için ne gelecek? 12x artı 7 kere 3 21a eksi 21x eşittir 14a gelmiş olacak. Buradan da arkadaşlar 7a eşittir 9x ifadesini bulmuş oluruz. Tamam. A'yı buradan 9'un katı, x'i de buradan 7'nin katı olmuş olur. Tamam. Şimdi öncüllerimize bakalım. Şimdi satılan patateslerin toplam ağırlığı. Bizden ne istiyordu? İfadelerin hangileri verilirse bu satıştan pazarcının elde ettiği gelir hesaplanabilir. Şimdi arkadaşlar biz geliri, bak gelir şu x'e bağlı ifade değil mi? Evet. Ben şimdi x'e bağlı bir ifadeyi bilirsem eğer
Ben şimdi x'e bağlı yani şu satılan patateslerin toplam ağırlığını, toplam ağırlığı yani neyi bilirsem arkadaşlar bu x'i bilirsem. Doğru mu? Ben şimdi x'i bilirsem demek ki k'yı biliyorum demektir. K'yı bilirsem arkadaşlar üsttekinde denklemde de yerine yazarsam neyi bulurum? Şimdi a'yı bulurum. Değil mi? Daha doğrusu tam tersi aslında ben a'yı bilirsem şöyle a'yı bilirsem arkadaşlar k'yı bilmiş olurum. Dolayısıyla k'yı bilirsem de yerine yazarım x'i bulmuş olurum. Değil mi? O zaman arkadaşlar birinci öncül değil mi? Hesaplanabilir bu şekilde olduğu takdirde. İkiye bakalım. Pazarcıdan alışveriş yapan toplam kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar ben toplam kişi sayısını falan biliyorsam o kişi sayısıyla kilogramların fiyatlarını çarparım. Çünkü burada belli. Dolayısıyla pazarcının elde ettiği geliri hesaplayabilirim. Bunda da herhangi bir problem yok. Üçe bakalım. Sadece bir nolu etiketten alışveriş yapan kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar ben kaç kişi burada varsa bak bunu biliyorsam ben eğer bunu biliyorsam o zaman yine birinci öncülde de zaten açıkladık ya. Dolayısıyla yine bunu hesaplamış olurum, değil mi? Yine geliri arkadaşlar bulmuş olurum. Değil mi? Kişi sayısı belli, fiyatları belli. Dolayısıyla arkadaşlar geliri yine buradan bulabiliriz. Dolayısıyla cevabımız bakın 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkı. Buna bir işaret koyalım arkadaşlar. Bence hoş olmuş. Geldik 7'ye. Bilgi diyor 1 GB 1024 MB. Fatih'in telefonunda bulunan dosyalardan bir kısmı 512 MB, bir kısmı 128 MB'tır diyor. Tamam. Yukarıda gösterilen 16 dosyanın toplam boyutu 13 bölü 2 GB olduğuna göre dosyalardan kaçı 128 MB'tır diyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki x tanesi bu olsun. Toplamda 16 dosya varsa arkadaşlar geriye kalan 16 eksi x tanesi de 512 MB olacak. Şimdi bak buradaki birimler megabayt olduğu için buradaki gigabaytı da biz ne yapalım? Megabayta dönüştürelim. Bak buradaki bilgi var. 1 GB neydi? 1 GB 1024 MB'tı. Doğru mu? 1024 MB. Dolayısıyla bizim elimizde 13 bölü 2 GB var. Kaç megabayt yapacak acaba? Şimdi bak 1000'in 1024 katı. O zaman bunun da 1024 katı olacak. 13 bölü 2'nin 1024 katı ne olacak arkadaşlar? Sadeleştirdiğim takdirde 512 olacak. Yani 512 çarpı 13 ne olacak arkadaşlar? Megabayt olacak. Çarpmıyorum bunu. Şimdi bakın x tanesi 128 megabayt ya. O zaman toplam megabayt ne olur? X çarpı 128 olur. Artı geri kalanlar da neydi? 512 idi. Dolayısıyla 512 çarpı 16 eksi x. Bak bu megabayt sayısını verecek. Bu da megabayt sayısını verecek. Bizim toplamda megabayt sayımız 13 çarpı 512 değil mi? O zaman bunlar birbirine eşit olmuş olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak hepsi 128'de sadeleşiyor. Sadeleştirdiğim takdirde 4. 128'de sadeleştirdiğim takdirde bak burası da 4 olmuş olacak. Dolayısıyla buradan x geldi. Artı 4 çarpı 16 eksi x. Dağıtma işlemini yapıyorum. 64 eksi 4x eşittir. 13 çarpı 4'ten 52 geldi. Lan 3x eşittir 12. X'i de buradan 4 olarak bulmuş oluruz. Biz de zaten 128 MB'lık olanlara 4 demiştik. Onu da bulduk arkadaşlar. X demiştik. X'i de 4 olarak bulduk. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Şimdi geldik 8. ve son sorumuza. Yukarıdaki gibi numaralandırılmış kahve kavanozlarının her birinin üstünde her birinden kaç kaşık kahve alınacağı yazılmaktadır diyor. Tamam. Bu işlem için 4 kavanozda 4 gram kapasiteli kaşıklar kullanılırken bir kavanozda 2 gram kapasiteli kaşık kullanılmıştır. Bak bir tanesinde bak bu bundan bir tane 4 gramlıklardan da arkadaşlar kaç tane? Bakın adet olarak 4 tane. Anlaştık. Evet, gitme. Şöyle şurayı temizleyelim. Şimdi arkadaşlar burada toplam kaç tane var? Bak hepsi ardışık sayılar olduğu için ardışık çift sayılar bak görüyor musun? O yüzden artış miktarları sabit olduğundan dolayı ortanca sayımız 14. 5 tane var arkadaşlar. 14 çarpı 5'ten demek ki 70 gram var arkadaşlar. Tamam. Şimdi alınan kahvelerin tamamı 248 gram geldiğine göre 2 gramlık kaşık kullanılan kavanoz sayısı hangisidir diyor. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla buna ne diyelim? X diyelim. Kavanoz. Tamam mı? Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar ben şimdi bak burada birim olarak ne var? Gram var. Değil mi? Ben şimdi
buradaki bununla x'i 2'yi çarptığım takdirde ne olacak arkadaşlar? 2x gram olacak. Bak bunun birimi ne olacak? Gram olacak. Artı geri kalanı toplamda 70 gram değil miydi? Evet. X gramı bak bu şekilde. O zaman geri kalan 70 eksi x gramı da neyle alınmıştır? 4 gramlık kaşıkla. O zaman dolayısıyla 4 çarpı 70 eksi x olacak. Bu da gram. Toplam gramımız bizim bak 248 değil mi? O zaman eşitledim 248 gramı. Dolayısıyla 2 ile sadeleşir hepsi. X artı 2 çarpı 2 kaldı burada. Bunları dağıtma işlemi yaparsam 140 eksi 2x eşittir. 248'de 2'ye böldüğüm takdirde ne gelecek arkadaşlar? 124 gelecek. Dolayısıyla x de buradan ne gelecek arkadaşlar? 16 olacakmış. Demek ki 16 şuymuş. Tamam. D şıkkıymış. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.